Simurgh Online Eğitim'e hoş geldiniz. Fizikte bugünkü, bu haftaki konumuz transformatörler. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar konumuz transformatörler. Transformatörler nedir? Gerilimi değiştiren aletlerdir. Gerilimi değiştirmek için kullanılır. Peki neden ve nasıl değiştiririz gerilimi? Bunları öğreneceğiz. Şimdi biliyorsunuz ki elektrik enerjisi taşınırken bir kısmı ısıyla kaybolur. Isı enerjisi ile bir kısmı kaybolmasın diye yüksek gerilim, düşük akım ilkesinden hareket edilerek barajlardan kentlere taşınır. Biliyorsunuz ki barajlardan kentlere yüksek gerilimle elektrik enerjisi taşınıyor ve kent girişlerinde evdeki elektronik aletlerimiz bozulmasın diye onlara uygun gerilimle, gerilimi düşürülerek veriliyor. İşte bu alternatif gerilimi arttıran ya da azaltan aletlere transformatörler diyoruz. Şekilde görüyoruz bir transformatörü. Bu basit bir transformatör, demir bir çekirdek üzerine sarılmış iki sarımlı. İki bobinden oluşuyor. Farklı sarımlara da sahip olabilir. Transformatörde bir giriş geriliminin uygulandığı şu kısmı birincil bobin. Çıkış gerilimi alınan da ikinci bobinle ikincil gerilim, ikincil bobin deniyor. Şimdi bunlarla nasıl işlem yapacağız onları göreceğiz. Transformatörün birincil bobinine alternatif gerilim uygulandığında manyetik alanda değişim olacak. Bu manyetik alandaki değişim de ikincil bobinde aynı frekansta alternatif gerilim oluşturacak. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Transformatörler alternatif gerilimle, alternatif akımla çalışır. Doğru akımla çalışmaz. Sorularda karşımıza çıkabilir. Ve ikincil bobindeki gerilim bobinlerin sarım sayısına bağlı olarak değişecek. Şurada kısımda gördüğümüz sarım sayıları farklı olabilir bobinlerin ve bu sarım sayılarıyla doğru orantılı olarak da gerilim oluşturacak. Dolayısıyla bir transformatörde birincil bobinin geriliminin ikincil bobinin gerilimine oranı sarım sayıları, birincilin sarım sayısı, ikincil bobinin sarım sayısına oranı birbirine eşit olacak şekilde denklemimiz vardır. Bunu kullanacağız sorularda. Gerilimleri oranı sarım sayıların oranına eşittir. Ya da sarım sayısı potansiyeliyle, gerilimiyle doğru orantılı olarak artar diyeceğiz. Bu bağıntıya göre eğer birincil bobinde sarım sayısı ikinciye göre daha fazlaysa o zaman burada gerilimi de potansiyeli de daha fazla olacak. Birincilin gerilimi ikincilden daha fazlaysa yani düştüyse gerilimi o zaman bu transformatör alçaltıcı transformatördür. Ona alçaltıcı denir. Ya da tam tersi birincilin sarım sayısı ikinciden daha az ise ikincil bobinde sarım sayısı fazla olduğu için gerilimi daha fazla olacak. O zaman çıkış bobininde gerilim daha fazla olduğu için ne oldu? Gerilimi yükselttiği için yükseltici transformatör denir bunlara. Bu şekilde işlem yapacağız. Şimdi bir örnek üzerinden bakalım. Şekilde bir transformatör vermiş. Giriş bobinine 220 volt değerinde alternatif gerilim uygulanıyor. Buna göre V1 ve V2 değeri nedir? Hemen biraz önce gördüğümüz denklemimizi yazacağız. Şimdi 220 volt bölü sarım sayısı 4N kadarmış. Eşit olmalı V2 bölü onun sarım sayısı N. Eşit olmalı V1 bölü onun sarım sayısı da 6N. Hatta şu n'leri de sadeleştirebiliriz her tarafta olduğu için. 220 bölü 4, 55. 55 V2'ye direkt eşit. V2 eşittir 55 volt. V1 ise 55 çarpı 6'dan V1 değerimiz de 330 volt çıkar bu denklemden. Bu şekilde V1 ve V2 değerlerini bulmuş oluruz.
Bu şekilde transformatörlerde sarım sayısına ve gerilimine bağlı olarak işlem yapacağız. Aynı zamanda bu radan akım geçeceği için akımla da işlem yapacağız. Akımla gerilimini bulacağız. Bu şekilde bir transformatörlerde ideal olarak verim %100 olsun istenir. Ama hiçbir zaman %100 verimle çalışan bir makine yoktur. Bu transformatörler içinde çok iyi düzenlenmişse eğer ancak %99 verimle çalışabilir. Verimini nasıl bulacağız? Birinci devredeki, birinci bobindeki güç, ikinci bobindeki güce eşit olmalı. Güç ifademizi büyük P harfiyle sembolize ediyorduk. P1 eşittir, P2 olmalı verim %100 ise. Gücü de akım çarpı potansiyel, I çarpı V ile buluyorduk. Burada yine onu kullanacağız. I1 çarpı V1 birincisi için, ikincisi için de I2 çarpı V2'den güçlerini birbirine eşitleyeceğiz. Ve aynı zamanda burada bir devrede R direncim varsa Ohm kanunundan V eşittir I çarpı R'yi de yazabilirim. Onu da kullanabilirim. Eğer bir transformatörün verimini soruyorsa, kaç verimle, yüzde kaç verimle çalışıyor diyorsa, o zaman ikinci bobinin gücünü birincil bobinin gücüne oranlayarak buluruz. İkincil bölü birincil diyerek I2 çarpı V2 bölü I1 çarpı V1'den bulacağız. Bakalım bir sorusu. %80 verimle çalışan şekildeki transformatörde birincil devredeki akım şiddeti nedir? Sarım sayılarını vermiş, birincil bobinin gerilimini vermiş, ikincisini bilmiyoruz ama bulabiliriz. İlk slaytımızdaki ilk denklemimizde sarım sayısının gerilimle doğru orantılı olarak değiştiğini ve oranlarının birbirine eşit olduğunu söylemiştik. O yüzden 100 bölü 50 eşit olmalı. 500 bölü buradaki çıkış V2 diyelim, V2 gerilimini. Burada şu eşitliğin ilk tarafındaki iki sıfırı sadeleştirirsek V2 değerimiz kaç olur? 100 volt olur. V2'yi bulduk, 100 volt. Hatta şimdi V'yi biliyoruz, R direncimiz var. Yine Ohm kanunundan V eşittir I çarpı R'den V değerim 100, 100 eşittir I2 çarpı R değerim 50. Buradan da I2'yi buluruz 2 amper olarak. Şimdi bizden istediği birincil bobindeki akım. O zaman %80 verimle çalıştığını da biliyoruz. Hemen bir verim denklemimizi yazacağız. %80 verim eşittir I2 çarpı V2 bölü I1 çarpı V1. Buradan 80 bölü 100 4 bölü 5'tir. 4 bölü 5 eşittir I2'yi bulduk. 2 çarpı V2 değerimizi de bulmuştuk. 100 volt bölü I1'i bilmiyoruz zaten, onu bulmak istiyoruz. I1 çarpı V1 de 20. Buradan yine şu sıfırları götürürsek, şu 2 ile bunu sadeleştirirsek, buradan I1 değerimiz kaç gelecek? 50 bölü 2. Şurada da 2'miz var. 2 ile şunu sadeleştirirsek 5. 25 bölü 2'den 12,5 amper gelecek. İyi bir değerimizi bu şekilde bulmuş oluruz. Şimdi eğer iki transformatörü birbirine bağlarsak, bu şekilde bağlandığında V2 gerilimi X ve Y transformatörlerin çıkış bobinlerinin yani L ve M ile doğru, giriş bobinlerinin sarım sayıları yani K ve M ile de ters orantılı olur. Yani V2 eşittir NL çarpı NP bölü NK çarpı NM çarpı V1 değeri ile bulunur. Ve ayrıca L ve M bobinleri birbirine bağlı olduğu için iki bobinlerdeki gerilimler de daima eşittir. Bakalım şimdi örneğine. Şekildeki gibi bağlanmış X ve Y transformatörleri K, L, M, P bobinlerinde oluşturmuştur. K bobinine 10 voltluk alternatif gerilim uygulandığında P bobininden 20 voltluk gerilim elde ediliyor. K ve L bobinlerinin sarım sayılarının oranı 2'dir demiş. Yani K'ya 2N dersek
ile N kadar sarım sayısına sahipmiş. Bakalım buna göre yargılarının hangileri doğrudur? X transformatörü alçaltıcıdır. Bir kere sarım sayısı burada fazla, burada azsa o zaman buranın gerilimi de az olacak. Doğru orantılı olarak değişir demiştik. Gerilimi daha azalttığı için X transformatörü alçaltıcıdır. Bu ifademiz doğru olur. P bobininin sarım sayısı M'ninkinin 4 katına eşittir. Bunu nasıl buluruz? Biraz önce yazdığımız denklemimizden V2 eşittir. Ne demiştik? NL çıkış bobinleriyle doğru orantılı değişir demiştik. NP bölü NK ve NM giriş bobinleriyle ters orantı olarak değişir. Çarpı V1 demiştik. Şimdi buradan V2 değerimiz 20 eşittir. NL bölü NK. NL bölü NK 1 bölü 2. Şöyle NK bölü NL 2 olduğu için ters çevirdik. 1 bölü 2 dedik. Çarpı NP bölü NM kaldı burada. V1 değerimiz de 10'du. Yine şu sıfırları götürürsek 2'yi karşıya attığımızda 4 eşittir. NP bölü NM'yi bulmuş olduk. Yani neyi bulmuş olduk? P bobininin sarım sayısının M bobinine oranı 4'tür. O zaman bu ifademiz de doğru. İkincisi de doğru oldu. P bobinine 100 voltluk alternatif gerilim uygulanırsa K bobininden 50 voltluk gerilim elde edilir. Farklı bir renkle yazalım. Şimdi K ve P bobini için. Bunu tersten sanki yazıyormuş gibi. VK eşittir. O zaman NK çarpı NM bölü NL çarpı NP çarpı P bobinine VP diyeceğiz. Buradan VK eşittir. NK bölü NL oranımız, sarım sayıları oranı 2 idi. Direkt buraya 2 yazacağız. Sonra NM bölü NP kalıyor. M'nin P'ye oranı, P'nin M'ye 4 olduğu için ters çevirdiğimizde 1 bölü 4 yazacağız bunun yerine de. Çarpı VP. P bobinine 100 voltluk alternatif gerilim uygulanırsa dedik. Çarpı 100 o yüzden. Ne oldu VK değerimiz? Şurayı sadeleştirirsek 100 bölü 2'den 50 volt oldu. Evet, 100 voltluk alternatif gerilim uygulandığında K bobininden 50 voltluk gerilim elde edildi dedik. Bu ifademiz de o yüzden doğru olmuş olur. Üçü de doğrudur. Bir diğer soruya daha bakalım. Bu şekilde tamamlayalım. Şekilde doğru akım kaynağına bağlı K transformatörü ile alternatif akım kaynağına bağlı L transformatörleri görülmekteymiş. K transformatöründeki primer devreden sabit I akımı L transformatörüne bağlı birincil devreden etkin değeri I olan alternatif akım geçerken transformatörlerin ikincil devrelerindeki VAB ve VCD gerilimleri voltmetrelerle ölçülmektedir. Buna göre transformatörlerin ikincil gerilimleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Sarım sayıları gerçek değerleriyle orantılı. Bir kere K transformatörü doğru akım kaynağına bağlı demiş. Ne dedik? Transformatörler alternatif akım kaynağıyla, gerilimiyle çalışır. O yüzden doğru akım kaynağına bağlı olduğunda K transformatörü çalışmaz bir defa. O yüzden çalışmadığı için de gerilimi sıfır olacak. VAB gerilimi sıfırdır. Şu iki şıktan biri olacak. Bakalım ikincisine. L transformatöründe birincide sarım sayısı daha fazla, ikincide sarım sayısı daha az. Sarım sayısı daha azsa gerilimi daha az. Birincide gerilim daha fazlaydı, ikincisinde azsa o zaman bu bir alçaltıcı transformatördür. CD için birinci gerilimden birincil gerilim ikincil gerilimden daha fazladır. VCD gerilimi, evet, ikincisi primerdeki gerilimden daha küçüktür. O yüzden E seçeneğimiz olur. Transformatörler bu şekilde arkadaşlar. Soruları da bu şekilde çözülüyor. Hepinize iyi çalışmalar.